Arkadaşlar bu videomuzda kazanım kavrama testi 26'yı çözeceğiz. Eşlik ve benzerlik 2 testi. Birinci sorumuzda ABC ve KLM benzerlik oranları 12 bölü 5 olan iki üçgendir diyor. Çevresini vermiş ABC'nin 24. KL eşittir LM eşittir 4 olduğuna göre KM kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar benzerlik oranı çevreler oranına eşittir. Dolayısıyla 12 bölü 5 eşittir 24 bölü x yaparsak 12'nin 2 katı 24, 5'in de 2 katı 10 olacak. Demek ki KLM üçgeninin çevresinin uzunluğu 10 santimetreymiş. KLM. KL arası 4 santimetreydi. LM arası 4 santimetreydi. 4, 4 daha 8. Geriye de 2 santimetre kalıyor KM arasına. İkinci sorumuzda bize iki tane üçgen vermiş. Kenar uzunluklarını vermiş. ABC ve DEF üçgenleri arasındaki benzerlik oranı kaç olabilir diyor. Bu benzerlik oranını bulmak için en kısa kenarla en kısa kenarı, en uzun kenarla en uzun kenarı karşılaştırmamız gerek. En kısa kenar 4, en kısa kenar 10. 4 bölü 10 veya en uzun kenar 8, en uzun kenar 20 veya ortanca kenar 6, ortanca kenar 15. Bunların hepsi bizim benzerlik oranımız olabilir. Bunların tersleri de benzerlik oranımız olabilir. Şimdi sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 2, 2'ye bölelim. 5. 2 bölü 5. Bu 4'e bölelim. 2, 4'e bölelim. 5. 3'e bölelim. 2, 3'e bölelim. 5. Zaten benzer oldukları için hepsinde aynı sonuca ulaşmamız gerekiyor. 2 bölü 5 var mı? Yok. O zaman bunun tersi de olabilir. Yani 5 bölü 2 de olabilir. Benzerlik oranı çünkü 2 tanedir. Ya 2 bölü 5 ya 5 bölü 2. Bunu buna bölersek 5 bölü 2 çıkar. Bunu buna bölersek 2 bölü 5 çıkar. O yüzden bir şey değişmez. Yani cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorumuzda günün aynı saatinde bir ağacın yanında bulunan Ali'nin gölgesinin boyu 0,6 metre. Ağacın gölgesinin boyu 3 metre. Ali'nin boyu 1,8 metre olduğuna göre ağacın boyu kaç metredir diyor. Bunu çizerek yapalım. Şu ağaç olsun arkadaşlar. Şu Ali olsun. Ve şöyle çizdiğimizde burası ağacın gölgesi. Burası Ali'nin gölgesi. Şöyle oluşturacağız. Bu Ali, bu ağaç. Şimdi bakalım. Ali'nin gölgesinin boyu 0,6 metre. Yani buna 60 santimetre de diyebiliriz. 60 santimetre. Ağacın gölgesinin boyu 3 metre. Yani bunun tamamı 300 santimetre. Ali'nin boyu 1,8 yani 180 santimetre. Ağacın boyunu da bulmamızı istiyor bizden. Burada temel benzerlik teoremini uygulayacağız. Çünkü bu ikisi birbirine paralel olduğu için bunun tamamının oranı şuraya yapalım. 60 bölü 300 eşittir. Bunun buna oranı 180 bölü x. 60'ın 3 katı 180, 300'ün de 3 katı 900 olması gerekiyor. Ya da içler dışlar çarpımında yapabilirsiniz. 900 santimetre de 9 metreye eşit. Dördüncü sorumuzda 1 bölü 5 milyon ölçekli bir haritada A şehrinin B şehrinden uzaklığı 15 santimetredir. Buna göre A şehrinin B şehrinde gerçek uzaklığı kaç kilometredir diyor. Arkadaşlar bu ölçek sorularında harita üzerinde 1 santimetre ise gerçekte 5 milyon santimetre demek oluyor. Bunu da hemen orantılıyoruz. 5 milyonda 1, 15, x. Yani haritada 1 santimetre 5 milyon santimetre ise haritada 15 santimetre kaç santimetredir?
Bu orantının sağlanması lazım. İçler dışlar çarpımından x eşittir 5 kere 15 75, yanına da 6 0 75 milyon santimetre. Şimdi bu 75 milyon santimetreyi kilometreye çevireceğiz. Zaten Adana ve Ceyhan otomatikman gitmiş oldu ama 750 mi 75 mi? Şimdi bu santimetreyi önce metreye çevirelim. 100 santimetre 1 metre olduğuna göre buradan 2 0 sildiğimiz zaman bu metreye çevrilmiş olur. Yani 750 bin metre. Her 1000 metrede 1 kilometre olduğu için buradan 3 0 daha silersek çıkan cevap kilometre cinsinden değerdir. Yani cevabımız Bursa. 5. soruda ABCD, yani bu büyük dikdörtgen ve BCEF, BCEF yani şu küçük dikdörtgen birbirine benzermiş. Buraya 6, burayı 2 olarak vermiş. Biz de şu kenarı x olarak yazalım. Benzerlik kurmaya başlayalım arkadaşlar. Nasıl kuracağız benzerliği? Büyük dikdörtgende kısa kenar x, büyük dikdörtgende uzun kenar 8 eşittir. Küçük dikdörtgende kısa kenar 2, küçük dikdörtgende uzun kenar x. Yani kısa kenar, uzun kenar. Kısa kenar, uzun kenar yapmış olduk. İçler dışlar çarpımı x kare eşittir 16, x eşittir 4. Her iki tarafı karekök için aldığımızda x eşittir 4 olarak buluyoruz. AFED, AFED dikdörtgenin çevresini soruyor. Demek ki burası da 4, burası da 4. 4, 4 daha 8, 6 daha 14, 6 daha 20. Cevap C. 6. sorumuzda kenarların uzunlukları 24 cm ve 16 cm olan dikdörtgen ile kenarların uzunlukları 12 cm'ye 3x eksi 2 cm olan dikdörtgen benzerdir. Buna göre x hangisi olabilir diyor. Burada iki durumumuz var. İki tane değer çıkabilir karşımıza. Eğer bu uzun kenar, bu kısa kenarsa farklı bir değer çıkar. Bu kısa kenar, bu uzun kenarsa farklı bir değer çıkar. Şimdi şu birinci dikdörtgenin uzun kenar bölü kısa kenar. Bakın uzun bölü kısa yapacağız. Uzun 24, kısa kenar 16 eşittir. Eğer uzun kenar buysa uzun bölü kısa. Buradan bir değer çıkacak. Bir de şuradan. Uzun bölü kısa. Uzun kenar buysa bunu üste yazmamız gerekecek. Uzun bölü kısa. Şimdi 24'ün yarısı 12. O zaman da 16'nın yarısı 8 olacak. Bu ifade 3x eksi 2 eşittir 8. Eksi 2'yi karşı tarafa attık. Artı 2. 3x eşittir 10. X eşittir 10 bölü 3. Yani x 10 bölü 3 olabilir. Seçeneklerde bakıyoruz 10 bölü 3 var mı? Yok. O zaman buna göre çıkacak. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım önce. 4'e bölelim 4. 4'e bölelim 6. 4'e bölelim 1. 4'e bölelim 3. İçler dışlar çarpımımızı yapalım. 1 kere 3x eksi 2. 3x eksi 2 eşittir 3 kere 6 18. 3x eşittir. Eksi 2'yi karşıya gönderdik. Artı 2 18'e topladık. 20. Her iki tarafı 3'e bölelim. X eşittir 20 bölü 3. Yani cevabımız C. Arkadaşlar 7. sorumuzda ABC üçgeni biçimindeki kağıt. A köşesi BC kenarının üzerine gelecek şekilde DE katlama çizgisi boyunca katlanıp açılıyor diyor. Yani bunu böyle katlayıp açıp burada iz oluşturuyorlarmış. Dolayısıyla şöyle çizdiğimizde şu uzunluğun şu uzunluğuna eşit olduğunu anlıyoruz bundan. Daha sonra bize DE paralel BC diyor. DE BC paralel AB 6, AB 6, AC AC 8,
ve BC 10 cm olarak verilmiş. ADE'nin çevresini soruyor. Şimdi burada burası iki eşit parça olduğu için temel benzerlik teoreminden bizim şuralarında 3'e 3 ve 4'e 4 ayrıldığını anlayabiliyoruz. Buranın buraya eşit olduğunu, buranın buraya eşit olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi sıra geldi şurayı bulmaya. Burayı nasıl bulacağız? Yine temel benzerlik teoreminden. Bunun tamamının oranı yani 3 bölü 6 eşittir. Buraya da x dersek x bölü 10 olacak. Sadeleştirelim. 1, 3'e böldüm bunda. 2. İçler dışlar çarpımı 2x eşittir 10. X eşittir 5. Burayı da 5 olarak bulduk. Zaten 6, 8, 10 üçgeni olduğuna göre burası dik. Dolayısıyla 3, 4, 5 olacak. Bu da. Sonra çevre uzunluğuna bakalım. 3, 5 daha 8, 4 daha 12. ADE'nin çevre uzunluğu. 8. sorumuzda kenarların uzunlukları 25 cm ve 15 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir fotoğrafın tamamı %20 oranında büyütülüyor. Buna göre oluşan fotoğrafın çevresi kaç santimetredir diyor. Fotoğrafımızı şurada şöyle basitçe gösterecek olursak burası 25, burası 15 santimetreymiş. Yani çevre uzunluğu 25, 15 daha 40 santimetre. 40 da burası. Çevresi 80 santimetre bu fotoğrafımızın şu anda ilk halde. %20 oranında büyütürsek biz bunu çevresi de %20 oranında büyür. Dolayısıyla arkadaşlar 80'in %20'sini bulalım önce. 80 çarpı 20 bölü 100. Bununla bu gitti. 2 kere 8 16 santimetre artacak çevre uzunluğu 80. 16 daha 96 santimetre olacak. En son oluşan fotoğrafın çevresi. 9. sorumuzda yine bir kağıt katlama sorusu var. Bu köşe şu şekilde katlanıyor ve burada bazı üçgenler oluşuyor. Daha sonra bize diyor ki DE 3 cm, B üstü C 4 cm, AC uzunluğu şu uzunluk kaç santimetre diye bize soruyor. Burası 4 santimetre ise arkadaşlar katlanmadan önce burası buraya karşılık geldiği için burası da 4 santimetre. Şimdi biz şu uzunluğu da bulursak Pisagor teoreminden burayı bulmuş oluruz. Bu uzunluğu bulmak için 3 santimetresini biliyoruz. Geriye kalan şu kısmını bulmamız lazım. Bu kısmını bulabilmek için de bir benzerlik kuracağız. Nasıl bir benzerlik kuracağız? Burası 4 ise karşı taraf burası da 4'tür. 3, 4. Burası dikdörtgen olduğu için 3, 4. Şurası da 5 santimetre uzunluğunda. Şimdi burada şu üçgenle şu üçgen birbirine benzer üçgenler. Neden benzerler? Çünkü bunun da burası 90 derece. 90 derece, 90 derece. Şu açıyla şu açı ters açı. Dolayısıyla birbirine eşit. İkişer açısı eşitse üçüncü açılar da otomatikman birbirine eşit oluyordu. Dolayısıyla 3 açısı eşit olan üçgenler birbirine benzer üçgenlerdi. Şimdi çizginin karşısı 4, çizginin karşısı 4. Aynı. Demek ki bu üçgenler birbirine eş üçgenler. Çift çizginin karşısı 3, çift çizginin karşısı burada da 3 olması lazım. 90'ın karşısı 5 ise 90'ın karşısı da burada 5 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar 3 santimetre burası, 5 santimetre burası toplam 8 santimetre. 4, 8, buraya da x dersek Pisagor teoreminden elde edeceğiz. X kare eşittir. 4'ün karesi 16 artı 8'in karesi 64. X kare eşittir. İkisini topladığımızda 64, 74, 80. Her iki tarafı karekök için alıyoruz. X eşittir. Karekök 80. Karekök 80 de 16 ile 5'in çarpımı şöyle yazalım. 16 ile 5'in çarpımı 16 dışarıya 4 diye çıkıyor. 5 içeride kalıyor. Yani bizim cevabımız 4 kök 5.
10. sorumuzda bir diklik var. AH6, BH3. Bunları zaten göstermiş. ABH üçgeni CAHH üçgenine benzermiş arkadaşlar. Bunlar benzer olduğuna göre önce bir birbirine eş olan açıları belirleyelim. A açısıyla C açısı. Yani şu A açısıyla C açısı birbirine eşit. B açısıyla A açısı, B açısıyla bu üçgende A açısı burası. Diğeri de zaten 90'a 90 aşağı haş. AC kaç santimetredir diyor. Bize sorulan yer burası. O zaman orantı kurmaya başlıyoruz. X bölü 90'ın karşısı. X 90'ın karşısı bilmiyoruz. Ama Pisagor teoreminden burayı da bulabiliriz. Hemen bulalım burayı. Buraya y desek. Y kare eşittir. 3'ün karesi 9. 6'nın karesi 36. Y kare eşittir 45. Her iki tarafı karekök için alıyoruz. Y eşittir 45. 9 çarpı 5. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 5. Burası yani 3 kök 5. 90'ın karşısı x. 90'ın karşısı 3 kök 5. Eşittir diyoruz. Çizginin karşısı 6. Çizginin karşısı 3. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz ya da şöyle bir şey söyleyebiliriz. 3'ün 2 katı 6 ise 3 kök 5'in 2 katı 6 kök 5'tir. Cevabımız Adana. 11. soruda arkadaşlar. İç içe geçmiş karelerimiz var. Hepsi, bütün kareler birbirinin kenarlarının orta noktasından başlıyor. En içteki KLMN karesinin alanı 8 cm'ymiş. Karenin alanı 8 cm ise bir kenarı bunun karekökü'dür. Yani karekök 8 cm. Burası bir kenar uzunluğu karekök 8 cm. Şimdi şurada bir üçgen oluşuyor. Buradaki üçgenden biz bunun bir kenarını, şurayı bulabiliriz. Buraya biz x dersek, burası da x olacak mecburen. X kare artı x kare eşittir kök 8'in karesi 8. 2x kare eşittir 8. 2'ye böldük. X kare eşittir 4. Buradan da x eşittir 2 olarak bulunuyor. Yani burası 2. Burası 2. Bu tam orta nokta olduğuna göre burası 2 ise burası da 2. Yani bunun tamamı 4. Tamamı 4. Buraya da y dersek, y kare artı y kare eşittir 4'ün karesi, yani 16. 2 y kare eşittir 16. Her iki tarafı 2'ye böldük. Y kare eşittir 8. Buradan da y eşittir kök 8. Burası kök 8 ise arkadaşlar, burası da kök 8. Yani büyük karemizin bir kenar uzunluğu, bir kenar uzunluğu 2 kök 8. Büyük üçgenimizin çevresini soruyor. 4 tane kenar olduğuna göre 4 çarpı 2 kök 8 ne yapar? 8 kök 8 yapar. Bu 8 kök 8'i de dışarı çıkarabildiğimiz kadarını çıkaracağız. 8, 4 ile 2'nin çarpımı, 4 dışarıya 2 diye çıkar. Dışarıdaki 8 ile de 2'yi çarptığımızda 16 kök 2 yapar. ABCD karemizin çevresi. 12. sorumuzda ABC ve DEF dik üçgenleri benzerdir diyor. AH 10 cm, EF 10 cm, DG 4 cm olduğuna göre BC kaç cm? Şimdi bunların şekilleri aynı olduğu için, aynı sıralamaya sahip oldukları için benzerlik oranlarını bulmak için buna oranlayabiliriz. Yani benzerlik oranımız 10 bölü 4. Neye eşitleyeceğiz bunu? Bizden istenen yer BC uzunluğu. Bunun tamamı. Buraya x dersek, bunun karşılık geldiği yer bu üçgende burası. Yani bu. İçler dışlar çarpımından
4x eşittir 100. 4'e böldük. X eşittir 25 santimetre.